gerekiyor şampiyonluk için. Boşa servis hamleyle karşıladık. Yapıştır. İşte bu be. İşte bu. Şampiyonuz be. Şampiyonuz Radi abi. Neyse çok başım ağrıdı. Ne yapıyorsun ya? Neden kapattın televizyonu? Volüm biraz yüksek ya. Biraz başımı ağrıttı. Başlarım lan volümüne. Kızlar Avrupa şampiyonu oldu. Bu milli bir gurur şu an. Kutlamayı izlemeyecek misin? İçimden kutlamak gelmiyor Özcan. Nasıl? Ne bileyim. Olay biraz siyasi boyuta taşındı. LGBT falan diyorlar. Melih Gökçek konuşma Radi abi. Sana ne kimin kendi özel hayatında ne olduğundan? Bu takım bizim milli takımımız. Olabilir. Ben bu başarıyı sahiplenemiyorum. Sahiplenme lan zaten. Kızlar aslan gibi vura vura şampiyon oldu. Senin gibi bir kalasa boş hayatında böyle bir gurur yaşatan da kabahat. Ne var? Ben de istesem voleybolcu olamaz mıyım? Çok mu büyük başarı? Aman. Sanki dünya şampiyon oldular bana. Alt tarafı bir Avrupa şampiyonluğu ya. Hadi lan oradan. Sen burada sığır gibi takıl. Ben kutlamaya gidiyorum. Git lan ne halin varsa gör. İbişe bak. Kuru kafasıyla bir de bana akıl veriyor. Radi maç ne oldu lan? Sana ne? Ne yapacaksın sen maçı? Sen de mi LGBT'sin yoksa? He? LGBT'nin sonundaki iyi sen misin yoksa? İhtiyar LGBT. LGBT plus mısın yoksa? LGBT'nin artı biri sen misin? LGBT yandı bana. Ne oldu lan? Niyazi dayı. Ne oldu burada? Çektim vurdum lan. Baha LPG dedi çektim vurdum. Ne yaptın Niyazi dayı? Öldü mü lan yoksa? Radi abi. Yaralının yakınları siz misiniz? Aynen doktor bey. Yaşıyor mu Radi abi? Durumu nasıl? Şu an için hayati tehlikeyi atlattı. Allah'ım çok şükür. Vücudundan çok sayıda saçma çıkardık. Abdominal bölgede önemli bir hasar yok. Fakat Gluteus Maximus'ta ciddi yaralar meydana gelmiş. Yani? Götü diyorum delik deşik olmuş. Makarna süzgecine dönmüş adamın götü. Yaşayacak ama değil mi? Ölmeyecek değil mi Radi abi? Buna yaşamak denirse... Radi Bey'in ultrason görüntülerinde korkunç bir şeye rastladık. Bunu size nasıl söyleyeceğimi inanın bilmiyorum. Neyi? Radi Bey'in içinde mideye çok yakın bir yerde 18 santim boyutlarında bir Melih Gökçek'e rastladık. Nasıl? İyi huylu olup olmadığını henüz bilmiyoruz ama arkadaşınızın içinde Melih Gökçek oluşmuş. İnsan vücudundaki hücreler sürekli büyür, bölünür ve yeni hücreler oluşturur. Bu hareketlilik düzensiz hale gelirse vücut içinde bazı kitleler meydana gelebilir. Radi Bey'in içindeki Melih Gökçek tam mide ve bağırsak arasında oluştuğu için arkadaşınız hayatı boyunca hazımsızlık problemi yaşayacak. Bir tedavisi yok mu? Var ama çok riskli. Zorlu bir operasyonla Melih Gökçek'i alabiliriz. Fakat ameliyat sırasında oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumda arkadaşınız masada kalabilir. Buradan direkt zincirli kuyu olur yani. Sandığa koyar götürürsünüz. Ne diyorsun doktor bey? Maalesef durum bu şekilde. Artık karar sizin. Allah'ım ne olur ölmesin Radi abi. Dua et Niyazi dayı. Şimdi Fatiha okudum lan. Ne biliyorsan oku işte. Elimizden başka bir şey gelmiyor şu an. İyi akşamlar. Yaralının yakınları siz misiniz? Evet memur bey. Olayla alakalı bir bilginiz var mı? Olayla ilgili yani şöyle şimdi memur bey bu kutlamalar sırasında tam bu kutlama olurken... LPG dedi sıktım lan. Geçmiş olsun dayı. Sende bir şey yok inşallah. Bende bir şey yok. Peki hayırlı akşamlar o zaman. Geçmiş olsun tekrardan. Bu nasıl iş lan? Neşter. Buyurun doktor bey. Bisturi. Buyurun doktor bey. Kalp ritmi şu anda çok hızlı. 2 ünite daha kan gerekebilir. Kitleyi alabilecek miyiz doktor bey? Deniyorum. Fakat çok riskli bir noktada. Değerler hızla düşüyor doktor bey. Aman tanrım, hastayı kaybediyoruz. Yok burada doktor bey, orada yatıyor ya hasta. Son bir defa daha deniyorum. Hadi be dayı, dayan biraz daha. Çizik çıktı doktor bey, çizik oldu, çizik gidiyor adam. Hadi dayı, başarabilirsin, inan. İnanıyorum başaracaksın. Lan adam öldü, öldü doktor bey, adam öldü. Ha, çıkardık. Geçmiş olsun Radi abi. Allah seni sevenlerine bağışladı. Sağ ol Özcan. Dostlar sağ olsun. Doktorla konuştum. Birkaç güne ayağa kalkar dedi. Ben kalkarım kalkmasına da bu memleketi düşünüyorum Özcan. Dünya çapında ses getiren muazzam bir voleybol başarımızdan sonra bile bu hale geldiysek vay bizim ana... Mesaj verme Radi abi. Doktor 3 ay mesaj vermesin dedi. Niyazi dayı nerede? Tutukladılar mı iyi bir şey? Yo, takılıyor içeride. Geldim lan. Sana kırgın değilim Niyazi dayı. Senin suçun değil bu. Senin kafanı bu hale getirenlerin suçu. İnsanlar istedikleri gibi yaşamakta, istedikleri gibi inanmakta ve istedikleri gibi düşünmekte özgür olmalı. Bireylerin aynı tornadan çıkmış gibi tek tip olması değil, farklılıklarıyla, çeşitlilikleriyle topluma faydalı bireyler olması. Sana söylediklerimi kızgınlıkla söyledim. Ama öyle olsam bile seni kabul ediyorum Niyazi dayı. Seni sen olduğun için kabul ediyorum ve seviyorum. Ne diyor lan, ne diyor? LGBT olsam bile seni seviyorum diyor. Bir çokoprens paketinin içinde azami 30 gram kadar çokoprens var. Bu çokoprensin 25 gramı püsküvitten oluşmakta. Kalan 5 gramı ise fındık ezmesi barındırmakta. Ben bu boku en son bakkala gidip aldığımda tanesine 50 kuruş ödemiştim. Onlu paketin içinde 10 tane çokoprens olduğuna göre tanesini 50 kuruştan hesaplarsak 10 çokoprens o tarihte KDV dahil 5 lira olmalı. Açıklanan enflasyon rakamları ortada. %63'lük enflasyonu da hesaba katarsak çokoprens'e 3 lira 15 kuruşluk bir zam yaptıklarını düşünelim. Gıda ürünlerine yapılan KDV indirimini bu rakamdan çıkarttığımızda 7 lira 17 kuruş gibi bir fiyat ortaya çıkıyor. Yani bir çokoprens'in benim hesaplarıma göre 71 kuruş gibi bir fiyat olması gerekirken kasiyer bizden 2 lira 17 kuruş aldı. Bunun tek bir açıklaması olabilir. Enflasyon rakamları doğru değil. Hayır Özcan. Bu bir darbe planı. Çokoprens darbesi.